Siapramanto kere palo tetek pomme pirote Augusta. Meve Augusta, come? Şimdi GB Motorbike Gökmen Baka benim kanalda daha önce videolarını çekmişti. Evet. Monster yapan, BMW yapan, Sabertooth'u yapan, yapan abimiz. Daha önceden stok motorları alıp custom hale getiriyordu. Ya parayı buldu, tamam mı, onları satarak. Şu arkadaşın BMW Agusta'nın distribütörlüğünü aldı. %2 ortaklığını da aldı arkadaşlar, söylemiyor ama. Biz de reklam alırız diye buraya geldik. Burak abiyle para peşindeyiz. Aynen lan. Burak abiyle takıldıkça böyle oldu. Esnafs. Esnafs oldu. Üzücü olduk. Sizde kim mesut çantama yağdı? Burada bir tanesi yok. Onu Rainman almış. Neyi aldı o? Dragster, tamam. 800 arar. Sarı siyah olan. Şuraya bir yere koyalım. Evet. Peki. Racing'i var, uzun yol motoru var. Evet. En güzel hangisi? Ya benim hoşuma giden, gönlümden geçeri söylüyorum. Param olsa ben bunu alırım. Evet. Hayalini kursam Veloce'yi alırım. Şimdi bu Rush modeli, o en babası. Çok güzel. Bunun en bittiğin tarafı ne biliyor musun? Egzozları de parlıyormuş lan. Egzozu da çok güzel. Şu egzozu da güzel değil mi? Söyle. Bu en ucuzu. Ha, onu bir söyleyelim bak. Paran yoksa Game Over, paran varsa Range Rover. Augusta Dragster, ne alakaysa. Sen niye kendi kanalında böyle değilsin, benim kanalımda böyle oldun? Ne bileyim işte kanka şey, kendi kanalımda böyle... Mesela tribe giriyor değil mi? Ya ürün falan inceliyorum ya, orada mesela biraz daha böyle esnaf modeli oynamam lazım. Doğru. Böyle bir torba aç sahnelerim falan bir var. Bir kere daha yapsın Allah aşkına. Torba. Biraz hızlı yapınca belim falan, bileğin kırılabiliyor. Şöyle bir şey yapmışlar. Gökmen abi en baz modeli dükkanın girişini soluna koymuş. En pahalısını da diğer tarafa koymuşlar. Girdiğiniz zaman dükkana tam olarak şöyle geliyor. Yani bu işten kısmet misiniz biraz? Nasıl diyorlar? Hemen şöyle bir hesap yapayım size arkadaşlar. Diyelim isterseniz mesela buradan. Sana bu olur. Sana bu, en fazla bu olur. Başka da olmaz. Bana gelişi bu. Bana gelişi bu. Yüzde 1 milyar kar. Hadi söyle gezelim motorları ya. Bizim yapabileceğimiz en iyi. Gel buradan başlayalım. Bana gelişi bu abi. Keşke gelişi bu olsa. Euro. Ha. Sana oluşu da bu. Niye ucuz çıktı bilmiyorum. Dükkan bu. Ataşehir Motorgar'da böyle bir dükkan var. Buraya tabii işte bazı figürler, kasklar, motifler, işte bunun gibi bazı bölümler olacak. Daha bitmiş halde değil. Bugün daha açılalı 3. günü. Buğra abi 2 gündür burada. Ben Allah izin verirse motosiklet almak istiyorum. Açıkçası hani benim gönlüm bunlardan yana ama bunlar birazcık da böyle bütçe olarak beni aşıyor. Ben o kadar göründüğü gibi zengin bir adam değilim. Diye vermeye ver. Şimdi Brutale 800 lira. Ben size söyleyeyim. Dükkanda şu anda bence en az can alıcı olan motor bu. Renk olarak. Renk olarak. Tasarıma hiçbir laf yok. Hepsini bilirim. İnanın ben de, bir şey diyeceğim. Verseler ben de hepsini bilirim. Mesele şu. MV Agusta bu arada İtalyan menşeli motosiklet. Üretimi el yapımı. Dolayısıyla normal standart bir seri üretim motora göre çok az üretiliyor. Ve satış adeti de dolayısıyla çok az. Bir geç bakayım bir. Sen ver bakayım kamerayı bana. Bir bin bakayım lan. Oğlum bir şey söyleyeyim mi sana? Bir anda şeyin değişti. Şey oldu yani. İfade mi değişti? Hani böyle yo tarz, hani böyle sanki anlıyor musun seni? Hani ayakkabı gibi. Sanki ayakkabı... Sen evet, videolarında var senin zaten. Yok. Meyve videon yok mu? Meyvenin hiçbir egzoz tasarımı normal değil, istisnasız. Şuraya bak. Bu, o, o. Peki bir brofist yapar mısın? Buna olur mu brofist? Egzoza brofist olmaz herhalde. Yok, olmuyor. Benim mesela olabilir birazcık. Yok. Türkiye'de piste çıkan ya da böyle niş motosiklet sever, racing motosiklet severleri genelde MV Agusta'nın eski kasalarını kullanırlar. F3'ler, F4'ler falan. F3, F4 duyduysanız F3'lük bu. Bu F3'ün normali, yanındaki de RC'si. Yani böyle çok detaya da girmek istemiyorum çünkü motorların test motorları geliyor. Önümüzdeki aya kadar gelir diye düşünüyorum. O zaman daha detaylı çekme fırsatımız olacak. O yüzden böyle çok detaylı girmiyorum. Asıl derdim etrafı göstermek biraz da. F3, F4'lükte bu aşkım var. Bu senin de aşkın. Bütçe olarak buradaki en uygun motorlardan bir tanesi bence. Ne kadar şu an bunun fiyatı? Sen bunu konuştuğun için sana soruyorum. Ya bu 139 herhalde ya da 129 falan bunlar. Bunlar da bu arada şöyle bir şey var. Belli başlı onu mesela Gökmen abi demin söylemişti ya. 75. yıl olduğu için özel bir kutuyla beraber geliyormuş bu. Ha evet, içinde anahtarı, kitapçıkları vesaire. USB'si falan evet, da var. Evet, evet, evet. Anahtarlığı ve şey, böyle dandik değil yani, çanta evet, halinde. Evet, bayağı böyle kaliteli. Türkiye'de yıllarca satılmamasının 2-3 tane sebebi var. Tamam, pahalı bir motor, niş
motor okey. Daha önce hiçbir distribütör bu kadar çok motor getirmedi. İkinci sebebi de çok bilinmiyordu. Araştırılan bir marka değil. MV de kendini çok tanıtmayı seven bir marka değil. F3, F4'ler falan biliniyordu o kadar. Dragster'lar, Brutal'lar çok böyle motor hastası adamların aradığı motorlardı. Seneye düşük CC getirmeyi planlıyorlar. Şu anda bu galeride en düşük CC makine 750-800 CC aralığında. Seneye 2021'de pandemiden dolayı bir terslik olması falan düşük hacimli bir motosiklet getirme durumları var. Ama evet, ne olacağının henüz bir kesintisi yok. Kaslı olmayan bir motosikleti yok MV. Yani tip olarak ayrı söyler. Hypernaked, hepsi Hypernaked gibi. Uzun yol için Turismo var. Racing için de F3, F4'ler de Super Verace var. Bu motorların şöyle bir muhabbet var. Boyasının 10 kat olduğu söyleniyor. Evet. Buna daha detaylı bakmadım, bunu araştırmak lazım. Ben de buraya geldiğimde MV'lerle ilgili bir şey öğrenirken duyduğum şeylerden bir tanesi. Farkındaysan bütün aydınlatmaları yuvarlak. Evet, evet, evet. Stop da dahil bu arada. Mesela bak, F3, F4'ler de öyle değil. Genelde MV tasarımları böyle dikdörtgenimsi, üçgenimsi şekildedir ya da ovaldir, tamam mı? Stopları falan. Bak mesela, stopları görüyor musun hep? Oval tasarımlı, üçgen dönüşler. İşte her şey oval. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Evet, bu olay çok iyi. Bu bir de böyle retro kafasında ama... Bunu gece gördüğünü düşünsene böyle önünde. Evet. Ben ne olduğunu merak ederdim. Bu arada lastiklerin hepsi de Pirelli yani. Bu arada o da bir kalite olduğunu belli ediyor. Turismo Verace, Türkiye'de bazı hastaları da var eski kasaları. Alıp binenler, bayağı uzun uzun binen insanlar da var. Dediğim gibi çok getirilmediği için çok nadir görünüyor. Olanlar da kolay kolay satmıyorlar. Da anlatsam daha da anlatırım yani. Servis tarafı aşağıda. Oraya daha ben de yükseklendim. Şu anda gidemiyoruz. Aşağıda da şöyle bir bölüm var. İnelim. Burada da insanların vakit geçirebilecekleri, toplantı yapabilecekleri. Gökmen abinin ofisi var. Gökmen abinin kendisi var. Mutfak vesairece açıklar. Keyifli olmuş. Valla şimdilik bunu geyik bir video sayın. Test motorları geldiğinde daha detaylı videolarını çekeriz. Lütfen abi hayırlı olsun. Görüşürüz. Yani çok dolu video olmadı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.